Bugün kilitleyemedi bizi. Evet, şimdi. Günaydın, günaydın. Saatlerimiz 9'a 5 var arkadaşlarım. Yaren'im uyuyor, Miram uyandı. Masanın lekelerine bak. Allah'ım ne güzel güneş doğmuş içeri. Yaşımı Yaren'in odasına aldım, kapıyı kapattım. Yerde oyuncaklarını, şimdi ona süt götüreyim, üstünü falan giydireyim arkadaşlar. Güne başlayalım. Bakalım bugün neler yapacağız. Ha bu arada ben dün bu halıyı, bu yolu buraya getirdim. Nasıl olmuş? Bence gayet güzel oldu. Çünkü buradaki ne olmuştu biliyor musunuz? Bu arada o da oturma odasında, onu da yukarıya çıkarmam lazım. Yıkayıp kaldırmam lazım. Böyle o süpürgeyi artık süpürüyordun ya arkadaşlar, böyle üstünün bezi sanki ne bileyim böyle toplanıyordu. Ben de bunu serdim. Olmuş mu? Bence olmuş. Şöyle. Bence okeydi o. Mutfağım temiz, mis gibi. Genel olarak evim temiz. Üst katı da dün temizlemiştim. Gece. O yüzden rahatız. Gece tabii ki ben ne yaptım? Saat 2'de bakın. Domates suyu ve mantı vardı ya. Mantı ve şahinli çay içtik. Yaren uyanmış olsaydı bulaşıkları yıkardı şimdi. Bunları kalkınca yıkarım. Kalkınca derken aşağı inince, bu saatten sonra zaten yatmam da. Şurayı açmayacağım, sadece güneş doğsun diye, ki cam zaten açık Feride'cim. Tam kapatmamışız. Şöyle yapacağız. Çiçeğimi de güneşe koyalım biraz. Böyle güneş alsın birazcık. Güneş alsın. Kızı bu güneş alsın ya. Geçen kimde gördüm. Bir akrabamız Antalya'da paylaşmış. Şu kadarcık olmuş. Şöyle elimi görebiliyor musunuz? Şu kadarcık. Nerede bu kızın biberonu? Buna süt götüreyim de. Minnoşum süt içsin. Sonra da kahvaltısını yaptırım. Allah'ım bayılıyorum ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne güzel güneş doğuyor içeri. Kurban oldum Rabbim. Bugün makarnam var. Makarnanın yanında ne yapılabilir? Sizce? Öylesine makarna da yiyebilirim. Ne bileyim, bir şeyler yapabiliriz. Miram'ın çorbası da yok gibi bir şey. Dün bu arada pankek yapmıştım ya arkadaşlar. Bu kaldı. Şahin. Akşam ben mantı yerken o da böyle aralarına Nutella süre diyor. Yaren kime çekmiş? Babasına. Böyle Nutella'ları süre bir 10 taneyi götürdü. İşte kalan bu. Yaren de bunu yer, sıraf olmamış olur. En azından dökülmez. Sine güzel yenilir. Şimdi bu sütünü ısıtalım. Ondan sonra çıkalım. Çocuklarımı giydireyim. Birisi daha uyuyor da gerçi. Oy, çalıştırmadık kız. Ya bayılıyorum. Bayılıyorum ya. Böyle bazı insanlar eve doğan güneş, mesela güneş eve doğan güneşi değil de güneş doğan evleri, güneş doğan da değil, güneş gören evleri sevmiyor. Çünkü böyle tozu falan filan belli. Ama ben bayılıyorum. Şu görüntü sevilmez mi? Çiçeğim birazcık güneş alsam. Ondan sonra bence güzel oldu burası değil mi? Vallahi oldu. Şimdi Şahin'e diyorum ki, bakayım bugün kilitleyecek misin? Türkiye diyor, sen de kalktın ya. Sen diyor normalde diyor, tekrardan uyuduğun zaman kilitliyorum. Bugün kilitlenmedik arkadaşlar. Şimdi bu yıkanacak. Yıkandıktan sonra nasıl anlatsam size derdimi, ha böyle bakın arkadaşlar, bunu süpürdüğün zaman görüyor musunuz, bu halının üstünden kalktı mı, bir şey oldu ya, yapışkanından mı kalktı, ne olduysa böyle süpürdüğün zaman böyle toplanıyordu. O yüzden bunu kaldıracağım, başka bir yerde kullanırım. Balkonlarda kullanılır hale geldiği zaman balkonda kullanırız inşallah. Şu anlık kaldırdım. Şu süpürgeyi de bugün yerine kaldırayım.
Broşum seslenmeye başladı. Daha sonra bugün aslında salonun yerlerini silmem lazım da. Isınmadı ki bu. Bu o kadar çabuk ısınmazdı. Sonra da Miroşim'la yarın ve kahvaltı hazırlarım teyzeleri, ablaları. Bunlar kahvaltılarını yaparlar. Ben geri kalan işlerimi yaparım. Anam. En sevmediğim olay. Bulaşıklarım fazla yoktu zaten. Bunları boşaltırız. Şöyle bir ağzı açık kalsın. Neyse, makineyi dip köşe temizlerim etrafını. Şimdi hadi bakalım. Bu sefer ısınmıştır diye düşünüyorum. Bu arada baya süt azalttım arkadaşlar. Baya gün içerisinde belki bunu içecek ve bitti. Artık yavaş yavaş suluğuna daha çok odaklanıyorum. Ama suluk daha dün geldi. Onun dışında yemektir, ara öğündür, kahvaltıdır derken süt hiç şey yapmıyorum. Şimdi böyle sabahları kahvaltıdan önce şuraya bak. Kayınvalidemde kalmıştı da onu getirmiştim. Geçen getirmiştim. Şimdi hadi bakalım. Bunu tam kapatmadım. Yukarıya çıkalım. Kapatayım. Miroşumun üstünü giydireyim. Şu merdiven silinecek. Hep lekeler var. Başka. Miro'ya bunu vereyim. Kendim yatak odasını toplayayım. Dün gece çamaşır beyazları katladım. Şimdi yatak odamı toplayayım. Burası güzel, tertemiz, mis gibi. Vallahi güneş açmayacağım. Bir şey olmasın. Ne yapıyorsun? Şuna bak, şuna. Yatışa bak. Dur, vereceğim, bekle. Kurbağam benim. Afiyet olsun annem. Şimdilik. Dediğim gibi bir çamaşır beyazlarını katladım. Bunları en son attığım için bunlar da kurudu. Bunları da katlayacağım şimdi. Şunlar biraz sanki başka bir programa attım da normalin dışında bir programa attım. Genelde kullandığım program değil de başka, ama sanki böyle nemli çıkardı gibi. O yüzden ben de bunun üstüne koydum ki makinenin sıcaklığından kurusun. Şimdik. Bu benim elim niye düşüyor sürekli? Ondan dolayı da dayanmıyor, düşüyor. Şey. İşte bu çamaşırlar çıkacak. Bugüne çamaşırım yok. Öyle belki bir süpürge tutarım eve. Yani dün tuttum ama özellikle bir banyoya tutarım. Bu aşağıya inecek. Üstüne de lekeler birazcık var da o şeyle yıkasak mı? Dün Feride'nin saatlerce işkence çekip ütülediği. Yanıma kar kalmadı. Şimdi odayı topladım arkadaşlar. Gideyim şimdi Miroş'un yanına. Şunu da çıkarayım, sonra unutuyorum, bütün gün yanıyor. Dışarıda geziyorum ya. Sonra girince o kadar sıcak ki. Danacık. Danacık. Oyun oynayalım mı seninle birazcık? Ha? Danacık.
Koy şortunu giy anneciğim. Evet. Şükür aşağıya inebildik. Şunu da getirdim. Şimdi. Arkadaşlar. Güneş aldın mı tatlış? Çocuklara menemen yapacağım. Kahvaltıya. Hem Miray yer hem Yaren yer. Ay bu tripodsuzluk ne kadar kötü. Ben ev topladığım için 5 saniye verebilir misin? Git bak git. Git bak ne var orada git koş. Niye kalın bir şeyler alıyormuşsun sanki? Ne diyor? Kar mı yağıyor? Dile bak dile. Evdesin diye iç çamaşırınla gez. Evdeymiş. Hanımın kızı. Patlıcan mı yapsak bugün makarnanın yanında? Güzel gider. Ne dersiniz? Buldun mu? Ha? Bir de cevap versen. Tamam git oğlum giy. Menemen yapıyorum. Hayır. Giy. Hadi yani işim var. Hadi anneciğim. Sen yedin ben sana da beklerim. Ben bir şey demiyorum sana. Ben geldiğimde giyinmemiş ol. O zaman sana sorarım ben çocuk. Şimdilik arkadaşlar. Önce domateslerimizi yıkayalım. Domateslerimizi doğrayalım. İki cadıya kahvaltı hazırlayalım. Böyle. Hava güzel, güneşli. Ama şunun içine koyayım da. Bugün kaç? 25 mi 26 mı ya? Bu da 27 mi bugün? Buradan da göstermiyor ki. 25 miydi dün? Yok. Bugün 26'sı sanırım. Şimdi. Vallahi Mart bitiyor arkadaşlar. 31 mi çekiyor Mart? 30 mu? 31, 4, 5. Perşembe günü Antalya'ya gidiyoruz. Kim çalışıyor sabah sabah ya? Bir makine çalışıyor mu? Hangi makinedir, ne makinedir bilmiyorum. Antalya'ya yoğunlaşıyor. Saçıma bak. Şahin adım diyorum ki. Saçımla ilgili yeni bir planlarım var. Diyor ki ne? Söyle diyor bana. Dedim hayır. Söylersem sürprizin dışına çıkar. Ama onu da yapabilen ne bileyim buralarda pek her kuaför onu yapamıyor. Çünkü çeksiniz bir evde ne yaptıracağını da her kuaför yapamıyor. Her kuaför mesela saçı güzel boyayamıyor arkadaşlarım. Yani herkes yapamıyor. Ondan dolayı yani. Yine sarı muhabbeti olmayacak tabii ki de. Ama insan hayatında değişiklikler istiyor. Değişiklik her zaman iyidir. Perşembe belki amcamın kızı da gelebilir. Kayınvalidesi Kemal'de oturuyor ya. Abla sana da uğrarım dedi de. Gel dedim evdeyim. Perşembe zaten evdeyiz. İnşallah kaynanam da gelecek. Yorumlarda o kadar güzel şeyler yazmıştınız ki arkadaşlar. Çok teşekkür ederim işte. Nedir onun adı?
Oradaki videoların çok güzel oluyor, çok meraklı oluyor. Ben de seviyorum, yalan yok yani, seviyorum, hoşuma gidiyor böyle kalabalık, ne bileyim, sevdiğim bir ortam. Yani sevdiğin insanların arasında olmak gerçekten insana şey veriyor. İnsan kafasını dağıtıyor, ne bileyim, bir şeyler bir şeyler. Zaten nöroloji doktoru söylemişti, oraya biraz zor kabul edilir. Çünkü yoğun şeydir, çok geç dönüş yapılır. Hocam ne kadar geç olabilir ki de, dediğimde de böyle yüzüme baktı, belki bir yılı bile bulur dedi. Dedim gerçekten geçmiş. Bakacağız arkadaşlar. Tavayı çıkaralım. Soğan yapsam mı ya? Soğan yap, seviyorum ben soğanı ama tahtanın her bir yanından taştı. Buzdacı yumurtasıyla alakalı çok yorum gelmiş. O yüzden teşekkür ediyorum. Ben mesela bilmiyordum. İşte her gün verilmez. İşte küçüklüğüne aldanma. O bir tane buzdacı yumurtası iki tane normal yumurtaya eşdeğerdi. Çok teşekkür ediyorum. Beni bu konuda aydınlattığınız için. Gerçekten bilmiyordum yani, insan her şeyi bilmek zorunda değil. Yani bence bilmek, bilmemek ayıp değil de öğrenmemek ayıp. Ben de sizlerden bayağı şey... Ne oldu? Ne yapıyorsun sen orada? Tamam, o da koltukta yatmak istiyor. Ablası sadece dikkat et. Koltuğun tepesine çıkmış. Yani sadece öğrenmemek bence ayıp. Öğreneceksin. Herkes anasının karnında öğrenmiş, öğrenmiş diye bir şey yok. Ben de teşekkür ederim beni bu konuda aydınlattığınız için. Bilmiyordum mesela. Ama şimdi biliyorum. Çok şükür. Teşekkür ediyorum gerçekten. O yüzden bir gün verip bir gün vermeyeceğim arkadaşlar. Buna bir tane küçük küçük soğan doğrasak Yaren durumu anlar mı? Ne dersiniz? Kuşlarımın kahvaltısını yaptırayım. Bugün ne yapsak ki? Şimdi süpürgeyi dün şarja takmıştım. Onunla bir tur böyle banyoyu falan yukarıda alacağım. Bu aralar acayip bir şekilde saç dökülmesi yaşıyorum arkadaşlar. Çok dökülüyor. Şimdi diyeceksiniz ki saçın dökülüyorsa niye böyle yaptın değil mi? Evet haklısınız. Ben de şu an rahatsız oluyorum. Boynuma falan dokunuyor. Ama aşırı dökülmede yaşıyorum yani. Ara öğününe bugün muz, havuç, hatta havucu koyalım, haşlansın. Havuç. Şeye bakalım arkadaşlar, avokado ne durumda? Havucumuzu temizleyip hanımefendinin ara öğününe. Şahin'e diyorum ki Yaren de bu kadar hazırlık, mesela yok ara öğünü, yok işte kahvaltısı, yok ne bileyim şu ne buluyorsa yiyordu çocuk gerçekten. Dedim Yaren de hiç hatırlamıyorum dedim böyle şeyleri. Çünkü yiyordu diyor. Yani Yaren yiyordu, Allah var, ne versen yiyordu arkadaşlar. Ama Mira biliyorsun böyle hanım prenses için bir şeyler yapıyoruz. Yeter ki yesin. Aman yesin de vallahi razıyım mutfaktan çıkmamaya. Yeter ki yesin.
Şöyle muz ve havuç bence gayet güzel bir ikilidir. Şuna bir su koyalım. Senin saçını tarasın mı? Ablası. Neden hiç bir tane oyuncak vermemişsin kızıma? Başlatıyorum. Neden vermemişsin ablası? Ablası sen neden vermemişsin benim papatyama ablası? Ablası. Bu arabayı da indirdim. Kahvaltısından sonra ayakkabısını giydirip biraz odada şey yapmaya çalışacağım. Bazen Feride Mira'nın ellerinden tutup neden yürütmüyorsun diyenler oluyor da arkadaşlar Mira öyle ellerinden tutup yürümüyor. Dizlerini şunları dur çıkardım ya bunları bari giyeyim. Dizlerini kırıyor yani yürümüyor. Keşke elinden tuttuğum anda yürüseydi ben onu bütün gün yürütürdüm de ama yapmıyor. Ne yapayım? Bugün toz olmuş mu? Tabii ki de. Şimdi avokadoya bakalım. Sanki benim makinemden bildim ses geliyor ama yok değilmiş. Avokado. Bakalım. İnşallah sürpriz mürpriz beklemiyordur. Ay alttan güzel. Yo gayet güzel duruyor arkadaşlar. Hatta şuradan bir iki parça alsak da Mira'ya. Güzel duruyor. Bir şey olmamış. Şöyle bakın. Bir şey olacağını sanmıyorum ama neyse yine de. Baktık ya. Şunları da aldım da Mira'ya. Açacağız. Kapan susam kapan. Götüreyim onu da Miroş'uma. Ara öğününde havuçlu, muzlu, avokadolu bir ara öğün olacaktır. Değil mi fındıkım? Havucumuz şey olsun. Şuralarını şey yapmadım zaten fıstık vardı o yüzden. Şey yapmadım. Kıs 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 altını kısayım. Arkadaşlar. Böyle kahvaltıda çıkar. Mesela bazen bir tane avokado fazla geliyor. Böyle yarımını çıkar. Ye. Şimdi yumurtasını kıralım. Şu tripodsuzluk şu an beni nihallere sokuyor. Benim kız kardeşim bana ne yazıyor? Sevdom Nazlı'nı yazıyor bana. Sevdom. Bakalım. Evet. Bizim prenses kaynamaya başladı. Sevda benden bir şey istemişti de. Bunu yapayım şimdi. Unuttum kız. Anam düşüyoruz. Şurada bir adet muzumuz kaldı. Onu da buraya koyayım da. Yaren şimdi görür. Çocuğum yemek ister ama kardeşine vereceğim. Muz kötü maşallah güzel gidiyor evde.
Şimdi ocağı kapatacağız. Burası dönecektir. Yaren. Yarenim. Hadi. Tamam gel. Ne? Tamam git hadi. Tamam hadi. Şimdi arkadaşlar buna şey koyacağız. Labne. Ay, tübe. Biraz da zeytinyağı. Şimdi cadavuzu da yedireyim de arkadaşlar. Sonra görüşürüz inşallah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Güzel miydi anan menemeni? Güzel miydi menemen? Güzel mi anneciğim menemen? Nasıl? Nasıl? Ne oldu Mira? Taze domatesler. Evet. 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 Şimdi saçımızı toplayalım mı? Pasaklı. Ha kızım. Kaşık git al annem. Koş onu da mı ben getireyim bebeğim? Terliklerini giy. Enerjini yerim kız. Enerjini yerim. Enerjini. Yiyeceğiz birazdan. Bunun neşesi mi? Evet. Şimdi yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. Bunun neşesi mi? Bık 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 bık. Yürüyelim mi? Hadi yürüyelim. Hadi yürüyelim. Hadi yürüyelim. Yürüyelim mi birazcık? Hadi yürüyelim hadi. Tamam. Terliksiz gezme diyorum ya. Şurada bir tane yastık ver de 2 dakika uzanayım. Bir şey oldu bana. Çabuk. Hani bir tane yastık ver. Çabuk ol. Şu kapıyı da kapat da klimayı açalım lütfen. Hadi. Klimayı açalım. Yerde ya. Az önce girdim içerik. O da soğuk. 18 derece. Siz alın da klimaya basın. Isıt. Hadi kısın. Şurada biraz uzanayım arkadaşlar. Niye bilmiyorum ama bayağı bir fenalık geldi şu an bana. İzleyelim bu kızı. Bana ne oldu bilmiyorum ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani saat 1'e 5 var arkadaşlar. En son nasıl ki uzandım. Valla şimdi kalktım. Nergiz'le konuştum telefondan sonra. Kayınvalidem aradı görüntülü. Onunla konuştum. Dedim kalkayım. Çünkü yattıkça insan daha da sersemleşiyor. Böyle bir halsizlik var üstümde. Bilmiyorum. Bugün çok çok erken enerjim bitti. Yoksa normalde 5-6 gibi. Genelde işte bakın 1'e 10 var. Genelde böyle 5-6 gibi şey oluyordu da. Pilim.
Bugün biraz erken oldu. Biraz erken derken bayağı erken. Şuraları bir toparlayayım. Gideyim üstüme bir tane hırka giyeyim. Önce gideyim üstüme bir hırka giyeyim arkadaşlarım. Sonra geleyim. Şuna bakalım, bakalım bir şey olmuş mu? Çatalla çözülmüş de. Hiçbir şey de olmamış valla. Önce gidelim üstüme bir hırka giyeyim. Daha sonra geleyim. Buraları bir toparlayalım. Çünkü şu an üşüme de tuttu beni. Hasta mı oluyorum ya? Zaten birkaç gün böyle boğazım falan şeydi ya. Sonra geçti gibi kendiliğinden. Ama şu an üşümeler geliyor. Bana geliyor geliyor. Annem de diyor ki bak üşüme gelir tabii ki sana. Feride üşüme tabii gelir sana. Üşüme geliyormuş. Gideyim. Arkamızı giyelim arkadaşlar. Daha sonra şu çamaşırları da katlayıp öyle mi insem? Ne dersiniz? Önce bir hırkamı alayım dur. Neredesin? Neredesin? Şu teyzemden aldığımı giyeyim. Hırkamızı giydik. Bir halsizlik var bugün bende. Bir şeyler var yani. Şimdiki arkadaşlarım çıkmışken şu çamaşırları sepete alayım. Kıyafetlerimi direkt şöyle ayırayım çünkü kıyafet odasına gidip bunları hemen asacağım arkadaşlar yerlerine. O sebepten de anneme diyorum ki, diyor ki uykum mu geliyor böyle esniyordum da, dedim evet bugün dedim bir halsizlik var üstümde. O da diyor ki geçen günün yorgunluğu çıkıyor. Çocuklarınkini ayırayım da benim de direkt odama götüreyim, orada yerlerine asalım arkadaşlar. Maşallah zaten bütün çamaşır sanırım benimmiş. Çocuklarım bir şey yok. Allah Allah, şu programda diyorum ya yıkıyorum. Şey gibi kurutmaya kalktım bak. Yine nemli ya. Yoktan gene kendi bildiğimle gideyim. Vallahi bu çocukları oraya götüreyim. Çünkü nemli çıkarıyor. Normalde ben 1,5 yıldır bu makineyi kullanıyorum. Hiç nemli çıkarmamıştı. Ama şimdi oy, hadi bakalım. Gidelim. Benimle beraber gelin. Kocaman arkadaşımla. Şöyle. Ay, şimdi çocuklarımın kıyafetlerini halledeyim. Yaren'in inmeden şöyle biraz da kaldıralım. Tipe bak. Yaren inmeden şeyi toplamıştım. Nedir onun adı? Yatağını toplamıştım. Şimdi de bücürlerimin kıyafetlerini asalım kalmasın. Şimdi böylece bırakırım, inerim, mutfağı topla, orayı topla, burayı topla, iyice pilim bitecek. Pilim bitti de zaten.
Hemen zaten böyle yerlerini astım mı? İşte böyle arkadaşlarım, her gün ev temizlesek de gene mutlaka ertesi güne bir şeyler çıkıyor. Şimdi aşağı ineyim, mutfağı bir toparlayayım. Daha sonra yukarıya tekrar süpürgeyle çıkayım. Ya şey, koridorda bir de banyoda saçlar var, onları alayım. Almışken çocukların odasında üstten geçeyim. Bir de Mira dün şeydi, gece meyve suyunu verdim, yatırdım. O da içti içti, böyle biberonu bir fırlattı. Biberon ağzı da açık olduğu için, geniş olduğu için meyve suyu hep parkeye gitti. Onu silmem lazım. Yani güneşte işim yok. Ama bir yerden bir şeyler çıkıyor yine. Oy. Nergis aradı işte. Nergis'le konuştum. Diyor ki abla diyor şey, lahana doğruyor. Abla diyor şimdi bana diyor turşunun tarifini ver, nasıl yaptım. Kız bir şey yapmadım. Doğra doğra hepsini şey yap. Nedir onun adı? Koy dedim şeye. Kayınvaliden dedim, yanında dedim, sorsana dedim nasıl yapıyor. Yok, ben Türkiye turşusunu istiyorum. Dedim ne alakası var dedim. Sor anneme, söylesin sana. Yok, sen ne koydun onu bana söyle. İşte söyledim. Yapacakmış. Lahana doğuruyordu işte. Oy. Annem de hayvanlara bakıyordu, besliyordu. Köy hayatı ya, vallahi bir başkadır. Seviyorum ben köy hayatını. Ya burası da pek köyden geri sayılmaz ama yine de tabii ki de o kadar değil. Ya bu küçük cadının zaten arkasından gezmekte insan yoruluyor. Her tarafım oyuncaklar olunca şu küpesini de takayım, böylece kaybolacak, biri orada biri orada, bir de küpesini kaybeder. Şimdiki arkadaşlarım, benim odaya da geçelim, sizlerle beraber benim kıyafetleri de asalım, daha sonra sepeti koymak istemiyordum ama bak yine koydum, görüyor musunuz? Oysa ki koymayacaktım ama gene koydum. Şöyle çocukların çorapları, şöyle tamam. Hadi bakalım. Adamıza gidip şimdi hırkayı giydireyim, sıcak oldu. Açıyorum, soğuk. Çözemedim ben. Askılarımız yok mu? Şu kıyafetlerimi de bir elemen lazım. Yani aslında elenilecek bir şeyler yok da şeyler var. Nedir onun adı? İşte biraz daha dursun. Şu Nisan'ı da, Nisan aslında giyilmez de. Şu Mart'ı bir bitirelim. Ondan sonra çok kalın, çok çok kalın şeyleri, eşortman takımlarını kaldırırım arkadaşlar. Hem dolapta yer açılı çünkü bayağı bir kaplıyor yer. Ama daha Nisan yağmurları var. Yani böyle bugün gülük gülistanlık, tamam eyvallah, ama
Hep de böyle geçmiyor tabii ki. Çayında fazla bir şey yok zaten. Tişörtleri. Şuraya da bir tane yedek yastık daha kullanıyor. Onu koyuyorum. Erkeklere güzel ya. Tişört, pantolon. Ah bitti. Ne güzel. Oh. Bu biz 40 tane kıyafet olsa da gene yetmiyor. Gene giyecek bir şey bulamıyoruz. Maalesef. Şu yukarıya da battaniyeleri koyuyorum da. İnşallah bayımdan çıkmadı ya. Çekmeceyi kapatmadan çektim. Bayımdan çıktım. Yok. Çekmeceyi kapatmamışım. Bir yanda çekince. Sabah burayı niye açtım diyor musunuz? Şu güneş bakıyordu ya. Kabloları şey yaptım. Böyle. Burada da işimiz bitti. Şimdi mutfağa gidebiliriz arkadaşlar. Aslında yıkayım. Buraya küçüğünü sereyim. Aynen. Bunu yıkayalım. Buraya küçük boyalama var. Onu sereyim. Şurada. Şurada küçüğü var. Önce bir süpürge tutayım. Ondan sonra onu serelim. Şu perdeyi de kapatalım şu an. Komşuyla direkt yatak odamız birbirine bakıyor ya. Sevmiyorum öyle, hoşuma gitmiyor. Kapalı olsun daha iyi. Şimdiki. Bunda da çünkü süt falan bir şeyler dökülmüştü. Yıkamışken. Ne oldu? Deliriyorsun bazen ya. Niye? İşlerimi yapıyorum. Ne yapıyorum? Allah Allah.
Bu da zaten ince, küçük ya. Yıkansın bakalım. Tövbe estağfurullah. Niye bağırıyorsun be çocuk ya? Burası bile benim saçım oldu. Vallahi billahi. Şimdi şöyle 30 derecede yıkayacağım. Zaten şeyleri kurutmaya atmayacağım. Balkona atarım, sıcakta şey olur. Evet, bitti. Sen yukarıda diyor, ne yapıyorsun? Oynuyorum yani. Oynuyorum. Çocuklar için konuşmam ne kadar güzel, kolaydı. Sen yukarıda ne yapıyorsun? Ne yapabilirim? Annelerin işli. Alo. Alo. Çamaşır attım bir tane. Sen ne yapıyorsun? Yazacağım ben de. Yaren yazmış herhalde bana. Vallahi görmedim ki. Öyle ya. Tamam, sen. Tamam. Çocuklar ne yapıyorsun? Aşağıda onlar. Ben çamaşır attım. Şuraya bir topluyorum. Hepsi saç falan dökülmüş de. Tamam. Harika. Saat elimdeyken güzel oluyor böyle aramalara falan şey yapıp, çünkü telefon çekimdeyken aramaları duyamıyorsun. Öyle Şahin hep kızıyor, arıyor niye bakmadı, ama böyle şey oluyor. Saat elinde güzel ama abdest falan alırken çıkarıyorsun ve tekrar takmayı unutuyorsun. Bugün unutmayayım ona. Gideyim mutfağı da toparlayayım arkadaşlar. Ondan sonra süpürgeyle geleyim. Buraları süpüreyim. Evimi en şey yeri mutfağımdır. Çok seviyorum. Şurayı kapatsak karanlık mı olur? Bakayım. 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 Bakalım. Maşallah bulaşık yok diyorum. Dakikasına bulaşıkla bir yerlerden çıkıyorum. Şimdilik. Arkadaşlar. Efendim. Tamam. Tamam anneciğim. Tamam, geliyorum. Allah. Emir büyük yerden. Emir büyük yerden. Geldim benim güzel kızım. Dün çöplerimi hepsini boşalttım. Rahatım. Tabi bu anlama gelmiyor ki çöp olmayacak. Birazdan olur. Gün içerisinde zaten. Sen mi ötüyorsun ya? Ben de diyorum yukarıda ne ötüyor böyle. Tamam sen ötüyormuşsun. Versen. Benim. Allah Allah, rayından mı çıkmış? Ya da şurada bir tane tepsi düşmüş. Nasıl alacağız? Sanırım. Onun şeyi mi acaba?
alacaksın ya. Hepsi. Elimle geçiyor. Arkadaş. Yetişmiyor ya. Yaren yanlış alarm vermiş. Teyze benim. Bir kere benim kızım hiçbir şey yapmamış. Hanım'ın püsküvitini çıkaralım. Kötü maşallah da vallahi aslında bugün yapsam mı bunu yenisini ya da bundan çıkarsam da çayın yanına dün pankek yaptım. Bugün de onu mu yapsam ne dersiniz arkadaşlar? Havuca bakacağım. Çok olmasın diye. Ana haşlanmadın mı sen ya? O kadar yoğun haşlanmış. Muzunu daha eklemeyeceğim. Çünkü muz hemen kararma yapıyor ya. Şurada bir tane sert midireyim. Ya. Muz hemen kararma yaptığı için onu eklemeyeceğim daha. Kahvaltısını saat 1.30, 10.30'da yaptı. 4 saatte olmuş kahvaltısını yapalı da. Ama yine de böyle 2.30'da veririm ben bunu.
Ha bu şey makinenin suyu mu bitti acaba? Havuçları tam haşlamamış gibime geldi. Muzu da ekleriz. Biraz da fıstık. Bir tane de kurabiye. Muzunu ekleriz. Bir de bu da çözülmüş olur. Bunu da yarın kahvaltısında veririm. Ya da ara öğününde veririm. Şöyle bir eklemelik fıstığım da var. Bunu da çıkarayım. Bu da sıcak dursun. Ne oldu bir tane? Su içmeye geldim ben de. Su mu istiyorsun? Tamam bir tane. Ana barala çok şey yiyor mu? Ya abur cubur yeme. Abur cubur yiyor mu barala? Yok abur cubur yemiyorsun bu aralar. Anne. Biraz Nutella suyu bulacağım. Onu böyle çok olmaz. Nutella suyu topladım arkadaşlarım. Saatlerimiz 2:30. Şimdi bu videoyu burada kapatacağım ve makinem durdu. Yukarıya çıkayım, makineyi halledeyim ama onun öncesinde Mirakuş'un bu ara öğünü yedeyim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videonun devamında inşallah görüşürüz. Bu arada biraz değişiklik yaptım. Normalde şimdi izleyeceğiniz genelde ilk vlogum, başladığım vlog Yaren Öncel'de yayınlanıyordu. Devamı Feride Öncel'e geçiyordu. Ama şimdi birazcık değişiklik yapalım dedim. Başını Feride Öncel'le başlayacağız. Sonunu Yaren'le bitireceğiz. Abone olmayan arkadaşlarım, abone olursanız çok çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Her gün aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Belki ablalar, belki teyzeler. Hepiniz hoş geldiniz. Yine söylüyorum, videolarımızı beğenmeden geçmeyin. Beğen tuşuna basarsanız çok çok mutlu olurum. Dediğim gibi abone olmadan izleyenler de var. Abone ol tuşuna basın ve buna basın. Yorum yapıyorsunuz zaten. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Devamında görüşürüz inşallah.